O zaman resmi açılışı yapıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. IMICE'ın Escape İstanbul'da beraber düzenlemiş olduğu online oyun deneyimi yaşayacağız bugün. Escape'ten aramızda Murat Soner Bey var. Murat ve Meltem Hanımlar var. Tüm süreci onlar yönetiyor olacak. Çok ufak bilgileri vereyim ve mikrofonu kendilerine bırakayım. Öncelikle onları tanıyor olacağız. Escape İstanbul'u aramızda bilenler vardı. Bilmeyenler için açıklayayım. Daha önce Trump Tower'da hem bireysel hem de ekipçe gidip oynayabileceğimiz kaçış oyunları düzenliyorlardı. Aynı zamanda bizim müşterilerimize partnerlik yaparak bizimle beraber bu tarz oyunlar veya aktivite çözümleri üretiyorlardı. Bugün oynayacağımız oyunun ismi Alien Hack diye bir oyun oynayacağız. Ben de deneyimlemedim. İlk defa deneyimlemiş olacağım. Çok için sürpriz olacak. Detayları anlatıyor olacaklar. Hepimiz bir grup ile girip kaydolmuştuk sisteme. Kaydolan kişilerin üzerinden gruplar oluşturulacaktır. Ve o gruplar odalara dağılacağız. O odalardan bize verilen her bir odada bir Game Master, yeni bir yani ben çok yeni duyduğum için bana çok ilginç geliyor. Yeni iş dalları var, Game Master diye arkadaşımız var orada. Bizi yönlendiriyor olacak ve bin üzerinden oynayacağız. Telefon, tablet veya benzeri bir cihazdan bağlanan arkadaşlara özellikle söylemek istiyorum. En iyi deneyimi laptop veya PC ile bağlanırsak alacağız. Dolayısıyla hani device değişikliği yapmak için fırsatımız var. Bir ödülümüz olacak oyunu kazananlara. Sponsorlarımızdan teşekkür ediyoruz. Hemen ödülleri saydıktan sonra da sözü Soner Beylere bırakacağım. Krom Plaza Asya'da bir hafta sonu bir gece konaklamamız var ve kahvaltı. Lionel Otel'den hafta içi bir gece konaklamamız var. Titanic Business Kartal'dan çift kişilik kahvaltımız var iki kişiye. Titanic Business Kartal'dan iki kişilik ıslak alan kullanımı var. Yine iki kişiye verilecek bu ödül. Beachmore Otel'den masaj var iki kişi için. Yanlış söylüyorsam Serkan'cığım ismi düzelt. En Deli Goat Gurme diye. Doğru mu söyledim? Düzelt beni Serkan söyle. Evet, buyurun söyleyin. Tamam. Ne var bu? En Deli'si Nevra'dan mı geliyor bunun? Marka yöneticisi Evet, burada. evet, evet. Peki çok Biz güzel iki tane de paketimiz yapmaya var. başladık. Evet. Harika. Ne deli Goods diye geçiyor Ne aslında. Deli Kut Bunlar diye. artık çiçeğe, çikolataya karşı şeye yeni alternatif hediye çeşitlerimiz. Mükemmel. Zeytinyağı ve ev yapımı ürünler. O harika. İki Ne kişiye de Nevra ve diyorsun? Serkan'dan böyle güzel hediye geliyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ Umarım olun efendim. beğenirler. Çok teşekkür ederiz Nevra. Peki yani çok daha fazla uzatmadan sözü Soner Bey'e bırakıyorum. Ben bir ekleme yapacağım. Kazanan ilk üç takımı da Escapist Trump Tower'da kaçış oyunu hediye edecek. Aynen. Evet, Merhaba. Merhabalar. Bizim Escapist tarafta olarak konuşuyor. Meltem Hanım başlıyor. Buyurun. Escapist olarak sözü alıyoruz. Öncelikle ben Meltem Dağ yapan Escapist'te satış ve pazarlama direktörüyüm. Hafta sonunuzdan zaman ayırarak bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. MICE sektörünün değerli üyeleri, iMICE Derneği'nin üyeleriyle buluşma imkanı olduğu için gerçekten çok mutlu olduk. Organize eden Sayın Burcu Hanım'a ve tüm organizasyon ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak kurumsal dünya Escapist olarak deneyim tasarımı, oyunlaştırma ve prodüksiyon uzmanlık alanlarımızla hangi faaliyetleri yapıyoruz? Bunlardan bir kısaca bahsedeceğiz. Bir sunumumuz olacak. Daha sonrasında da Mali Bey'in bahsetmiş olduğu gibi takımlara ayrılıp size bir online takım oyunu deneyimi yaşatacağız. Umarız keyif alırsınız. Şimdi sunumumuzla başlayalım. Bu arada sunum ekranını paylaştım ben. Görebiliyor musunuz? Çok pardon. Evet, Tamam. geldi ekrana şu anda. Evet, sunum ekranını görüyoruz. Şöyle, biz ilk önce tekrar merhabalar bu arada. Benim de ismim Soner Emanet. Ben de kurucu ortaklardanım. Şöyle, bizim hikayemiz 2015 yılında başlıyor. Oradan başlayayım. Bu arada şu anda az önce bir daha bir baktık. 6. yılımızı dolduruyoruz Mart'ın 15'inde. Yani bir ay sonra biz de 6. yılımızı doldurmuş olacağız. Biz ilk başta Meltem Hanım da söylediği gibi biz Trump Alışveriş Merkezi'nde bir kaçış oyunları merkezi olarak kurulduk. Burada 6 farklı kaçış oyunu kurmuştuk. Buradaki hedef kitlemiz genellikle yani beyaz yakalar, genç profesyoneller, öğrenciler ve genç daha böyle 13 plus kitleyi hedefliyorduk. Oradaki kaçış oyunlarımızda hizmet vermeye başladık. Burada korku oyunları vardı.
polisiye, gerilim, macera, bütün hedef kitlelere hitap eden oyunlarımız vardı. O anlamda ilk kurulduğumuz zaman zaten ve hala öyle, Türkiye'nin hani tek kaçış oyunları merkeziyiz o anlamda. Şu ana kadar 11 tane kaçış oyunu tasarlamışız. Yani biz her yıl bir oyunumuzu yeniledik her zaman. Mesela o yıl korku oyunları daha popüler olduğunda bir tane daha korku oyunu yaptık. Bu şekilde her yıl aslında orada bir oyun tarafını geliştiriyor olduk. Şu ana kadar 125 bin kişiyi geçtik tekil oyuncuda, Trump Tower'da. Bu 125 bin kişinin biz ilk yıl daha yani 6. ayımızda şunu fark etmeye başlamıştık. Biz aslında bu 125 bin kişinin 30 binini aslında kurumsal firmalardan gelen insanlardı. Yani örnek veriyorum, X bir bankanın çalışan grubu 15-20 kişi bizi arayıp organize ediyorlardı ve oraya grup olarak geliyorlardı ve biz onlara orada ufak ufak turnuvalar yapmaya başladık. Yani bazen 100 kişilik bir aktivitede oldu, bazen 200 kişi de hani birkaç aya bölünmüş böyle bir böyle bir lig usulü turnuvalar yapmaya başladık. İşte ilk oyunu kazananlar ikinci oyunda buluşuyorlar vesaire. Takımları karıştırıyoruz. İşin içine İK analizleri girdi, değerlendirmeler girdi. Biz bu anlamda ilk 6 aydan sonra bir kurumsal işin kurumsal tarafına biraz daha yoğunlaşmaya karar verdik. O noktada işte biz firmaların bu tip etkinliklerini, böyle motivasyon etkinliklerini, takım çalışması aktivitelerini kendi etkinliklerini yapacakları yerlerde gidip orada oyunlar kurarak devam etmeye başladık. Yani bu bazen genellikle de Antalya'da oteller oldu. Biz bazen mekan öneriyor olduk. Bazen İstanbul'da çok değişik müzeler, çok farklı outdoor mekanlar. Bu şekilde farklı mekanları önerip farklı otellerin, farklı alanlarında oyunlar tasarlamaya başladık. Şu ana kadar 6. yılımızla da beraber 60 tane tekil özel senaryo oyun gerçekleştirdik. Bizim o anlamda en dikkat ettiğim şey aslında bizim hiçbir zaman fiziki etkinlikler yaptığımız zaman için söylüyorum. Hazır bir oyunumuz aslında olmadı. Hani biz her zaman firmanın briefine özel hep özgün deneyimler tasarladık. Ve onları hep firmalarla uzun süreli süreçlerde çalıştık ve onları hayata geçirdik. Şu ana kadar da 20 bin katılımcıya kadar böyle tekil bir bizim Escapist'in deneyimini yaşamış ağırlıklı beyaz yaka, mavi yaka da olmakla beraber katılımcı kitlemiz oluştu. Tabii bu pandemi süreci yani 2020'nin Mart'ına kadar normal etkinliklerimiz devam ediyordu. Ancak Mart'taki pandemiyle beraber biz de işi hemen online'a taşımaya karar verdik. Herhalde Nisan sonu gibi ilk online etkinliğimizi yapmaya başladık. Şu ana kadar da Nisan'dan beri online etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde de 100'ün üzerinde firmayla. Tabii buradaki zaten şeyi de tekrar belirtmek istiyorum. İş online'a döndüğü zaman biz bir anda farklı şehirlerden firmalarla çalışmaya başladık. Bir anda yurt dışına açıldık. Hani zaten yurt dışı tarafını istiyorduk ama bu online bizi bir anda yurt dışında da firmalara oyunlar yapabilir hale, oyun deneyimleri satabilir hale getirdi. O anlamda çok daha hani 5 yılda çalışamadığımız firma sayısına şurada 7-8 ayda çok hızlı bir şekilde ulaşmış olduk. Hala da bu şekilde devam ediyor. Buyurun. Kurumsal dünyada oyunlaştırma ve deneyim tasarımı ve prodüksiyon uzmanlık alanlarımızla hangi aktiviteleri, hangi faaliyetleri yapıyoruz dersek hem pazarlama iletişimi etkinliklerinde hem de kurum içi iletişim etkinliklerinde çok yoğun çalışıyoruz. Pazarlama iletişiminde tabii ki ağırlıklı olarak işte lansmanlar olduğunda influencer etkinlikleri düzenliyoruz ve PR etkinlikleri. Fuar alanında bazen 2-3 dakikalık bir deneyim tasarlıyoruz. Bir AVM içinde, festivalde. B2B için mesela Buderus için, Buderus markası için ustalara yönelik bir yarışma düzenledik DASDAS'ta. Tamamen deneyim üzerine, onların kendi ustalıklarını gösterebildikleri. Bizim kaçış oyunları merkezimizde de ürün ve marka yerleştirerek çeşitli lansmanlar, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kurum içi için dediğimiz tabii bir sürü süreci var kurum içi iletişimin. İşte eşi alımdan tutun, oryantasyon, eğitim, motivasyon, iç lansmanlar ve çeşitli takım aktiviteleri. Şu an online'da ağırlıklı olarak zaten kurum içi iletişim etkinlikleriyle ilerliyoruz. Fiziksel ortamda yapmış olduğumuz özel tasarım etkinlikleri online ortamda firmanın briefine özel senaryo tasarımı ve bulmaca tasarımı yaparak bütün o dünyayı, görsel dünyayı da online'da
o kurumsal firmanın diline, kültürüne uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Bir diğer ayak tabii ki eğitim, öğrenciler, işte liselerin olsun, üniversitelerin olsun, kariyer günleri, festivalleri. Bunlarda çeşitli deneyimler tasarlıyoruz öğrencilere yönelik. Sektör bazında konuşacak olursak aslında spesifik bir hedeflediğimiz bir sektör yok. Ama ağırlıklı olarak hani şu ana kadar çalıştığımız firmalara bakacak olursak ilaç sektörü, bankacılık, sigortacılık, FMCG ve gıda tabii ki. Otomotiv ve spor eğitim şeyleri sektörleri ağırlıklı diyebiliriz. Burada tamamen ihtiyaca yönelik bir tasarım yaptığımız için sektör veya o firmanın ihtiyacı neyse deneyimi onun hedef kitlesine yapılacak mekana uygun olarak tasarlıyoruz. İsterseniz şimdi belirli projelerimizden karelerin yer aldığı bir film izleyelim. Burada outdoor olsun, indoor olsun, farklı Soner Bey'in bahsetmiş olduğu müze, otel, birçok farklı mekanda tasarladığımız deneyimlere, oyunlarımıza bir göz atalım etkinliklerimize. Sesi gelmiyor videonun. Screenshare'de şey yani yok yok. Screenshare'de sesle share ettiği seçmeniz lazım Meltem Hocam. Tamamdır. Çok özür dilerim. Share'ı ilk yaparken galiba onu yapmalıydım. Çok pardon. Bir saniye evet, istedim share'i, sizden. Bir daha share ederken ses seçerseniz olacak. Evet, bu deneyimleri yaratırken kurumsal firmaya veya markaya hedefine özel nasıl bir aşamadan geçiyor? Bu nasıl bir prosesin sonucunda ortaya çıkıyor? Çok kısaca ondan bahsetmek isterim. Öncelikle firmadan yapmak istedikleri, gerçekleştirmek istedikleri hedef doğrultusunda bir brief alıyoruz. Burada oyuncu profili çok önemli, markanın nasıl bir dil, nasıl bir kurumsal kültüre sahip olduğu çok önemli. Hem toplantı hem de yazılı brieflerle bu anlamda kendilerini tanıyoruz ve ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Ve etkinlik için işte prodüksiyon ihtiyacı mı var, üçüncü bir partiyle işbirliği mi yapılmak isteniyor, kimi zaman işte bir yazılım ihtiyacı ortaya çıkabiliyor veya o mekana spesifik özel bir dekor gerçekleştirmek gerekiyor. Bu anlamda bütün bu fiziksel özelliklere göre online ortamda da gene düşünecek olursak özel bir yazılım desteği gerekiyorsa buna göre
tespit ediyoruz ihtiyaçlarımızı. Firmadan pazarlama iletişimi ise bu anlamda, kurumsal iletişim ise işte takım çalışması, iş bölümü, ne tür kazanımlar isteniyor? Yani o etkinlik bittiğinde katılımcılar, hedef kitle nasıl bir hisle ve bilgiyle, bir donanımla ayrılması isteniyor? Bunlara göre gene kurgularımızı tasarlamaya çalışıyoruz. Bir konsept tasarlıyoruz. Etkinliğimizin brief'e özel doğrultusunda bir işte kostüm olsun, casting olsun, çeşitli görsel efektler olsun. Bu anlamda nasıl bir dünya yaratacağız, ambiyans yaratacağız, buna karar veriyoruz. Ve oyunun tasarımına başlıyoruz. Electroprop dediğimiz belirli wow efekt yaratan ürünler kullanıyoruz oyunlarımızda. Bunlar işte bir oyuncu almış olduğu İpucuna göre bir tablonun gözlerini kapadığında o tablonun altından bir tane anahtar düşebiliyor mesela. Bunlar tamamen bizim kendi teknik ekibimizin mekaniksel ve dijital şeyleriyle, teknik bilgileriyle gerçekleştirdiğimiz şeyler. Bu propların tasarlanması, oyun materyalleri, görseller vesaire, bunlar tasarlanıyor. Ve tabii ki o ambiyansı yaratacak prodüksiyon ekipmanları, elektronik ve mekanik anlamda dekor, kostüm, bu prodüksiyonlar gerçekleştiriyor. Yani bir üretim süreci oluyor ciddi anlamda. Daha sonrasında operasyonda tabii ki işte kurulum ve tüm prodüksiyonun Game Master'larımız tarafından, Mali Bey'in dediği Game Master'larımız işin operasyon gününde kilit noktası oluyor. Takım bazında katılımcılarla birebir temas halinde, onların, herkesin oyuna veya o deneyime motive bir şekilde katılmasını sağlıyorlar. Ve en sonunda etkinliği bitirdikten sonra hedefimiz tabii ki müşterimizden yüksek bir memnuniyet almak. Genelde de bu yönde güzel sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz. Ama her zaman ilerisi için neyi daha doğru yapabiliriz, neyi geliştirebiliriz gibi kendi adımıza dersler çıkartacak feedbackler almaya çalışıyoruz müşterimizden. Ertem, genelde katılımcılara anketler uyguluyorlar. Buyurun. Biliyorsunuz bizim süreçlerimiz çok hızlı aksiyon almamızı gerektiriyor. Her şeyimiz Türk insanıyız, son dakikacıyız. Bu bahsettiğiniz süreç gerçekten çok profesyonel bir altyapıyı zaten hissettiriyor. Ortalama öngördüğünüz hazırlık süreci, hani marka briefinden prodüksiyon aşamasına kadar sürecek ortalama hazırlık süreciniz ne kadardır? O doğrultuda bu bilgi de bizim planlamamız için ihtiyacımız olacak bir bilgi. Çok teşekkürler. Evet, iyi bir nokta oldu. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Şimdi tabii ki fiziksel ortamda ve online ortamdaki etkinliklerde bu süreç değişiyor ve projenin büyüklüğü. Bizim mesela garanti emeklilik projesi, kehanet diye bir etkinlik yapmıştık liderler zirvesinde. Yaklaşık 4 aylık bir hazırlık süreci oldu. Markayla beraber, insan kaynakları ekibiyle beraber çalıştık. Orada Santral İstanbul'un içinde bir distopik bir hikaye ortamı yarattık. İşte geleceğin dünyasında artık hiç enerjinin, ışığın olmadığı bir ortamda insanlar artık köleleşmiş bir rutinin içinde yaşıyorlar. İşte beyin enerjileri çekilerek o ütopik gücün kötü yönetiminin diktatörlüğü sağlanıyor. Buna bir ayağa kalkıyor insanlar ve oradaki ekip bu düzene bir dur demeye çalışıyorlar. Mesela dediğim gibi bunun için 4 aylık bir süreç oldu. Ama ortalama bir şeyden bahsedersek yaklaşık 6 haftalık bir süreçten bahsediyor oluruz fiziksel etkinliklerimiz için. Dijital ortamda işte senaryo tasarlanması, video prodüksiyonu ve bulmaca tasarımı dediğimiz zaman da 4 haftalık bir süreç gibi düşünebiliriz. Bu arada ben çok ufak bir not ekleyeyim buraya Meltem Hanım ve Eren Bey'in de sorusuna istinaden. Bizim şu an online süreçle ilgili bizim şu an elimizde mevcut az sonra da oynayacağınız Alien Hack oyunu gibi toplamda 4 tane hazır senaryosu kurgulanmış, senaryo filmi yapılmış ve oynamaya hazır oyunumuz var. Aslında Ready to Go oyunlarımız var.
şu an o şekilde aksiyon alıyoruz. Yani şu anda aslında bir firma bizden sadece takım çalışması amaçlı, insan uzak çalışan ekipleri bir arada bulundurmak amaçlı bir oyun istediği zaman biz orada çok hızlı, yani 2 günde dahi organize olabiliyoruz. Nitekim buradaki bugünkü oyun içinde mesela çok hızlı organize olabiliyoruz. Ama özel senaryolu bir, yani bizim tarafımızdan, bizim profesyonelliğimizin kullanılması ile ilgili hani özel senaryolu bir oyun yapılması online'da da en azından 3-4 hafta biz istiyoruz. Genellikle zaten projeler çok detaylı projeler oluyor. Firmaların önem verdiği ya bir lansman oluyor ya Melat Hanım'ın bahsettiği gibi ürün, eğitim vesaire oluyor. Zaten genellikle 3-4 hafta zaman oluyor ama olmaması durumunda sadece motivasyon aktivitesi noktasında da hemen 2 günde çok hızlı aksiyonlar alabiliyoruz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mevcut oyunlarımız üzerinde özelleştirmeler de yapıyoruz. Yani tamamen zamana, ihtiyaca özel davranışa da geçebildiğimiz için hani bazen de mevcut senaryolar üzerinde o firmanın o mesajlarını vermesi için belirli özelleştirmeler, uyarlamalar yaparak da ilerleyebiliyoruz. Şimdi bir gene tanıtımımızda gördüğümüz Coca-Cola içecek için yaptığımız işe alım süreçlerini oyunlaştırdığımız bir değerlendirme merkezi kurduğumuz bir projeden özelinde biraz bahsetmek istiyoruz. Bir örnek proje olarak diyelim, vaka incelemesi gibi. Coca-Cola içeceğin genel merkezinde Ümraniye'de fabrikasının içinde bir deneyim alanı kurduk. Birbirinin replikası 4 tane deneyim alanı. 5 seans 100 adayı bir gün içinde hem insan kaynakları ekibi hem de tüm departmanların direktörleri izleyerek oyunlar içinde onların en son işe alımına karar verdiler. En son aşama mülakatı seçtikleri o 100 adaydan 13 kişiyi seçtiler bir gün içinde. Burada eş zamanlı olarak o deneyim alanında arkada odalara yansıyan hem görüntü hem de ses sistemi kuruldu. 5 ayrı ekranda 10 yönetici bu süreci değerlendirdiler. Ellerinde adayların CV'leri ve o adayları çeşitli kriterler bazında izlemek istedikleri, değerlendirmek istedikleri kriterler bazında gözlemlediler. Save the Wild diye bir senaryo yazdık. Kutup Araştırma Merkezi olarak bütün dekoru, ambiyansı düzenledik. Kutup Araştırma Merkezi'nde uzmanlar fırtına nedeniyle kaybolmuşlar. Onlar kutup ayılarının hücrelerinde gelişmeye başlayan bir bakteri onları öldürüyor. Bir antidot çalışması var. Bunu tamamlamak üzere o araştırma merkezine gelen bir ekibi canlandırdılar. İsterseniz bu projemizin de bir videosunu seyredelim hemen. Onlarla kurmuş olduğunuz iletişimde her zaman daha yenilikçi metotlar kullanılması gerektiği üzerine geri bildirim alıyorduk. Ve bunu ilk uygulayanın CSA olması gerektiğini düşündük. Bu sayede oldukça yenilikçi bir oyunlaştırılmış değerlendirme merkezi tasarladık. Bugün bayağı güzel karşılandık. Buradaki çalışanlarla tanıştık. Eğlenceliydi, aşırı eğlenceliydi. Hatta hayatımda ilk defa böyle mülakata katıldım. Sona kadar geldiğim en organize mülakat dönecekler. Sadece gerilmek yerine bayağı bir eğlendim, o yüzden güzeldi. Bu mülakatta her şey vardı. Her şey çok hazırlanmıştı ve buraya geldiğimde kendimi çok özel hissettim. Dedim ki şu an çok iyi bir yere başvuruyorum. İlk başta verilen o aşağıdan verilen dumanlar, ondan sonra tamamen odanın hazırlanışı, her köşede ayrı bir detay vardı. Bence çok ince düşünülmüş ve çok başarılı olmuş. Ama bu hiçbir zaman unutamayacağım bir şey oldu bence. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Bildiğiniz gibi Next Talent bir genç yetenek kazandırma programı. Gerçekten normal mülakatlardan ve seçim süreçlerinden farklı bir süreç yönettik. Eğleniyorlar. Bir taraftan da tabii kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. Genç yetenek dediğimiz zaman da gençlerin sesine kulak vermemiz gerekiyordu. Çok kıymetli ve değerli bir program. Onları kaynaştıran ama aynı zamanda da farklılaştıran da bir süreç. Bu serüvenin henüz başlangıcı. Bundan sonra daha fazla değerlerimizi ve takım çalışmasını hissederek devam edecek bir süreç tasarladığımızı söyleyebilirim. Thank you.
Teşekkürler. Burada bahsettiğimiz 10 tane değerlendiren kişi hem kaynakları hem bölüm direktörlerinin böyle bir form yarattık. 9 bulmacadan oluşuyordu. Her bulmacada adayın hangi özelliğini gözlemleyebilecekler? İşte iletişim, analitik düşünce, takım çalışması, planlama, organizasyon, esneklik gibi onlardan aldığımız brief buydu. Biz bu kriterlere göre adayları değerlendirmek istiyoruz dediler. Biz de ona göre bulmacalar tasarladık ve değerlendirme ekibinin elinde hangi bulmacada hangi şeye özelliğe dikkat edebilirler. Bunun adına böyle bir yönlendirme formu düzenledik. Burada her bulmaca bazında ve kendi genel görüşlerine göre belirli puanlamalar yaparak önlerindeki CV'lerle adayları işe almaya karar verdiler. Şimdi son dönemde yaptığımız çalışmalardan biraz bahsedelim. Çok özür dilerim. Şöyle, aslında birazcık bu sunumun başından beri de ara ara bahsettik. Yani pandemi döneminde neler yaptık. Aslında şöyle oldu. Biz Mart ayında geliştirdiğimiz platformla, bu platformun ismi Homey Experiences. Burada farklı oyunlarımız var. 4 tane şu an mevcut oyunumuz var. Bir tane online yürüttüğümüz workshop'umuz var. Burada katılımcılara kendi filmlerini çektiriyoruz ve şirket içinde insanlara hem bir anıya dönüşüyor hem farklı bir etkinlik oluyor. Şu an en azından sadece biz yapıyoruz. O anlamda çok değerli. Onun dışında yeni ürün olaraktan sunduğumuz online workshop'larımız var. 2021 itibarıyla çok fazla genişlemeden spesifik emin olduğumuz, çalıştığımız, işbirliği içinde olduğumuz workshop yöneticilerimiz var. Onlarla da 5 tane farklı workshop yürütüyoruz. Bizim bu online oyunlarla beraber aslında sunumun en başlarında da söylemiştim. Şu anda hem yurt dışından bir talep geliyor. Yurt dışındaki firmaların yahut burada mesela bir bayili olan bir firmanın yurt dışındaki ayaklarıyla normalde daha önce tanışmamış, fiziki ortamda bir araya gelmemiş yahut getirilemeyen kişileri aslında isterse Çin'de olsun, isterse Avrupa'da olsun, yani Uzak Doğu, Orta Doğu fark etmez. Herkesi bir araya getirebiliyorlar. Bu anlamda firmaların çok tercih ettiği bir deneyim oldu. İnsanların çünkü yıllık toplantıları vardı. Mesela daha önceki fiziki etkinliklerde her yıl sonu mesela Kasım, yani Ekim itibariyle çok yoğun geçerdik. İnsanlar yıl sonu toplantısı yapardı. Yahut yeni yıl hani bir başlangıç toplantısı, motivasyon toplantısı yapardı. Şu an bunları yapamıyorlar. Ve bu insanların bir araya gelmesi lazım. Türkiye için firmalarda da her yıl aslında farklı şehirlerde. Bir organizasyon örneğin Antalya'da bir otelde de yapıldığı zaman aslında hep farklı şehirlerden insanlar gelirdi. Firmaların bayileri olabilir yahut farklı online çalışan ekipler olabilir. Şu an herkes zaten bu durumda olduğu için bizim bu Homey Experience'ımızı, yani birazdan oynayacağınız oyunu ve diğer online yaptığımız kurguları çok fazla tercih eder oldular. En son yurt dışı bazında da yaptığımız bir Duracell'in Asya grup toplantısını gerçekleştirdik. Onu bir örnek olarak söylemek istiyorum. Şu an aslında toplantının başında da konuştuğumuz hani dünyanın da nereye gittiği noktasına bence iyi bir örnek. Onların şu an Duracell Asya grubu, işin içinde Avustralya, Çin, Singapur, Hong Kong, Dubai var. Buradaki 150 kişilik ekip mesela tüm ofislerini kapatmışlar artık. Mesela Duracell firması bundan sonra online olarak devam etmeye karar vermişler. Ve bu ofis kapatma meselesini ve bu dijitalleşme, bu pandemiyle beraber artık ofisleri tamamen online olarak yürütmek konusunu çok öncü bir karar vermişler. Bu anlamda bu yeni kararın lansmanını bizimle gerçekleştirdiler. Çok farklı ülkelerden katılımcılar oldu. Bu anlamda o çok önemli bir toplantı, önemli bir toplantıydı bizim için. Hem 150 kişi farklı ülkedendi ve böyle bir yenilikçi karar ve bu tip kararlar birçok firmadan gelmeye bize göre devam edecek. Bizim öngörümüz o şekilde. Biz de o anlamda online'da yapabildiğimiz oyun deneyimlerini çok çeşitlendiriyoruz. Hem firmalara özel sunumlar, özel oyunlar yapıyoruz. Hem de mevcut kendi oyun kurgularımızı çok farklı temalarda kategorizelendiriyoruz. Yani işin içinde korku oyunu yapıyor. Mesela bir korku oyunu geliştiriyoruz şu anda. Normalde oyunlarımızda bilim kurgu teması var, gizem var, polisiye var. Yani insanlara istedikleri farklı sunumları verebiliyor oluyoruz. Öner Bey, başta konuştuğumuz şeyden korkuttunuz. Şimdi Duracell eve kapandı dediniz. Şimdi biz tamamen biz de mi şey yapacağız yani yine? Devam mı bu şekilde? yani şey zaten firmaların hani böyle zaten 2021 içinde online devam edeceğini zaten öngörüyoruz yani. Birçok firmada yani artık Asya süreci ülkeleri. Beraber.
Evet, belki özellikle evet oralara geçmesi de biraz daha arkadan gelir. Peki ne dersiniz? Yani, tamamsa deneyimleyelim mi şeyden? Çok şey geliyor, yazı geliyor. Arkadaşlar da merak ediyor. Tamam. Hemen anlattığınızda da çok heyecanlandık. Başlayalım bence. Ne dersiniz? Tamamdır. Zaten biz de sunumun sonuna gelmişiz. Harika, değil mi Mert Hanım? Başka bir şeyimiz herhalde. Aynen. Şöyle. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Dinlediğiniz için zamanımızı aldık. Hadi bakalım. Ben Soner Bey'le aynı takıma gireyim. Hintleri biliyordur ama kazanırız. Buyurun Müşancığım, sizdeyiz. Daha biz başlayalım.